Moldova yönetimi tarihinde ilk kez ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdniester bölgesi yönetimiyle müzakere masasına oturdu. Taraflar arasındaki ekonomi ve ulaşım konularının masaya yatırıldığı görüşmelerde en önemli konu Avrupa Birliği ile ele alınacak siyasi ve ekonomik anlaşmalardı. Moldova Başbakanı Lurya Leansa, Avrupa Birliği ile gerçekleştirilecek her ortaklığın ülke için yararlı olacağı görüşünde. Avrupa Birliği ile gelecekte kurulacak bir serbest ekonomi bölgesinin bizim ekonomik unsurlarımızla Avrupa Birliği pazarları arasında modern, şeffaf ve tahmin edilebilir ticari ilişkiler temeli yaratacağı anlayışı içindeyiz. Ancak Transdniester lideri Yevgeni Şevçuk, taraflar arasındaki sorunlar halledilmeden Avrupa Birliği yolunda adım atmanın sorunlar yaratacağı görüşünde. Tüm detayları açıklığa kavuşuncaya kadar bu anlaşma Tiraspol ile Kişinev arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirebilir. Hiçbir uluslararası kuruluş ve Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdniester'de yönetim, Batı yerine Rusya yanlısı bir tutum çizerken 2006'da yapılan referandumda halkın %97'si Rusya'ya katılmaya evet demişti. Moldova, Kasım ayında Litvanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği zirvesinde birçok önemli anlaşmaya imza atmayı umuyor. Ancak buna şiddetle karşı çıkan Rusya çoktan ülkeye bir takım ticari yaptırımlar uygulamaya başladı.